Bu videomda size A'dan Z'ye güneş enerji santrali kurarak para kazanmayı anlatacağım. Üstelik konunun tam can alıcı yerinde kesip devamını kanala ücretli üye olup izleyebilirsiniz demeyeceğim. Tüm bu bilgileri bu tek parça videodan edinebileceksiniz. Epey merak edilen bir konu olduğundan sizler için enine boyuna araştırdım. Bu iş yaklaşık ne kadara mal olur, ne kadar para kazandırır, bu zamanda bunu yapmak mantıklı mı değil mi, tüm bu soruların cevabını sunmaya çalışacağım. Tüm önemli bilgileri edinebilmek için videoyu sonuna kadar izleyin. Hazırsanız başlıyoruz. Ha bu arada videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan simgesini tıklayarak tüm bildirimleri açmayı da unutmayın. Öncelikle bu işi iki türlü yapabilirsiniz. 1. Eğer evinizin müsait bir tavan alanı ya da cephesi varsa buraya kurarak ya da bir arazi üzerine kurarak. Öncelikle ilk maddeden başlayalım. Evin çatısına ya da cephesine kuracağınız güneş panelleriyle ürettiğiniz elektriğin ne kadarını kaçtan satabilirsiniz? Eğer eviniz müstakilse ya da apartmanda yaşıyorsanız ama tüm kat malikleri bu işe onay veriyorsa, çatınıza ya da müsait cephenize solar güneş panelleri yerleştirip elektrik üreterek fazlasını satabilirsiniz. Daha önceki düzenlemelerle mesken aboneleri için 10 kW, tüm işletmeler ve kamu kurumlarında 5 MW'a kadar öz tüketim fazlasının satılabilmesi imkanı getirilmişti. 10 kW'lık bir sistem için çatınızın güney cephesinde ya da binanızın güney cephesinde 80-90 metrekarelik bir alan olması gerekiyor. Eğer böyle bir alana sahipseniz sıra izinlerde. Çatıya güneş paneli kurmak isteyen kişiler panelin monte edileceği taşınmazın bağlı olduğu dağıtım şirketine ve proje onayı için TEDAŞ'a başvuru yapmalıdır. Ardından çatı statik belgesi ve belediyeden imar değişikliği belgesi alınması gerekmektedir. Bir solar panel kurulum şirketiyle görüştüğünüz zaman zaten onlar size süreç hakkında detaylı bilgi sunarlar. Burada en önemli konu 10 kW'lık bir GES'in kaç dolara mal olacağı ve ne kadar para kazanılacağıdır. 10 kW'lık çatı üstü güneş enerji sisteminin maliyeti günümüzde 12 bin dolarla 14 bin Amerikan doları arasında değişmektedir. Bu sistemin bir mesken için aylık getirisi ise yaklaşık 900 lira civarıdır. Aylık elektrik tüketiminiz 500 lira olsa size her ay aşağı yukarı 300-400 lira ancak alır. Özetle yatırdığınız parayı ortalama 7-8 yılda amorti ediyorsunuz, sonrasında ise kâra geçmeye başlıyorsunuz. Bu sistemler güneş paneli türüne göre 25-30 yıllık bir ömre sahip. Peki elektrik satış fiyatı nedir? Ürettiğimiz elektriği evimizde kullandığımızda kilowatt fiyatı 0.72 kuruş civarında. Yani elektrik faturamız hesaplanırken 0.72 kuruş üzerinden hesaplanır. Ancak mahsuplaşma sonrası üretim fazlası elektrik satışı kilowatt fiyatı 0.36 kuruştur. Yani bizim kullandığımız elektriğin kilowatt bedeli 0.72 kuruştan, sattığımızsa 0.36 kuruştan hesaplanır. Özetle her zaman kasa, yani elektrik dağıtım şirketleri kazanır. Şimdi de ikinci maddeye geçelim. Bir araziniz var, bir arazi alacaksınız ve burada bir güneş santrali kuracaksınız. Daha büyük ölçekli bir iş yapacaksınız. Bunun maliyetine hemen bir göz atalım. Kendi güneş enerji santralinizi kurduğunuzda ürettiğiniz enerjiyi elektrik dağıtım kurumuna satarak para kazanabilmeniz mümkündü. Konunun devamında bunu daha çok açacağım. Özellikle bu santrali güneş verimliliği daha yüksek olan güney bölgelerinde kurarsanız arkadaşlar, kârınız daha yüksek oluyor. Şu an ekranda illerin güneşlenme potansiyellerini görebiliyorsunuz. Güneşlenme potansiyeli yüksek olan yerler kırmızı ve sarıyken, daha düşük olan yerlerse mavi ve açık mavi şeklinde görülüyor. Buna göre Güneydoğu Anadolu bölgemizde yıl boyunca 2993 saat, Akdeniz bölgemizde 2956 saat, Doğu Anadolu bölgemizde 2664 saat, İç Anadolu bölgemizde 2627 saat, Ege bölgesinde 2738 saat, Marmara'da 2409 saat, Karadeniz bölgesinde ise 1971 saat yıllık güneşlenme süresi vardır. Bu tabloya göre en düşük güneşlenme süresi Karadeniz'de. Öncelikle en büyük ölçekli güneş enerji santrali yatırımlarından biri olan 1 megawattlık güneş tarlası kurmayı inceleyelim. 1 megawattlık güneş enerji santrali elektrik üretim sistemi için arkadaşlar tam 21 bin metrekarelik bir arazi gerekir.
Arazinin özellikleri şöyle olmalıdır arkadaşlar. Burası bir kuru marjinal tarım arazisi olmalıdır ki İl Tarım Müdürlüğü'nden kuru marjinal tarım arazisi raporu alınabilmelidir. Arazinin diğer en büyük özelliği ise trafo merkezine en fazla 20 km uzakta olmasıdır. Yine çok büyük ve ayırt edici bir özelliği ise tüm gün boyunca güneşlenme potansiyeli yüksek olmalı. Yani bir tepenin eteğinde ve işte güneşi kesen bir yerde değil, açık bir arazide olması başvurunun kabul olması için epey önemli. Eğer araziniz bu şartları sağlıyorsa, İl Tarım Müdürlüğü'nden rapor ve sizden istenecek diğer tapu ve bunun gibi belgelerle bölgenizdeki elektrik dağıtım şirketine lisanssız elektrik üretimi için başvuruyorsunuz. Eğer bağlı olduğunuz trafo merkezinde lisanssız elektrik üretimi ile ilgili müsait alan varsa başvurunuz onaylanıyor, yoksa reddediliyor. Fakat ilerleyen dönemlerde tekrar başvuru yapabiliyorsunuz. Eğer başvurunuz onaylanırsa, onaylandıktan sonra arazinizle ilgili bir çağrı mektubu size iletiliyor. Çağrı mektubunu aldıktan sonra bu konuda tecrübeli bir elektrik mühendisine güneş tarlası projesi çizdirmeniz gerekiyor. Proje TEDAŞ tarafından onaylandıktan sonra arazinizdeki işlemler için bağlı bulunduğunuz belediyeden de imar izni almanız gerekiyor. Güneş tarlası için bütün başvuru ve izinleri aldıktan sonra geriye yatırımı yapmak kalıyor. Bütün bu onayları aldıktan sonra 2 yıllık bir süreniz bulunuyor. Eğer 2 yıl içinde veya sonunda lisanssız elektrik üretim tesisini kurmazsanız hakkınızı kaybediyorsunuz. Peki 1 megawatt lisanssız güneş enerji santralinin yaklaşık maliyeti ne kadardır? Tüm bu santrali kurmak kaça patlar? Aşağı yukarı ortalama 1.218.000 dolardır. Bize of nasıl bir para ya bu dedirten bu miktar bazıları için bildiğiniz üzere çerez bütçesinden ibarettir. Eğer araziniz varsa, gereken izinleri aldıysanız fakat tesis kuracak paranız yoksa ne yapabilirsiniz? Şimdi bir de bunlara bakalım. 1. Banka kredisi alabilirsiniz. Türkiye'deki bankaların kredileriyle %10 öz kaynak şartıyla lisanssız elektrik üretim tesisinin yani güneş tarlasının %90'lık maliyetini finanse edebilirsiniz. 2. Bazı yabancı menşeli firmalar Türkiye'de lisanssız elektrik üretimi ile ilgili yap işlet devret modeli uyguluyor. Yap işlet devret modeli ile arazinize yapılacak yatırımı Alman ve Çin firmaları özellikle %100'e kadar finanse edebiliyor. Bu model şu şekilde işliyor. Firmalar sizin arazinize güneş tarlası yatırımını yapıyor ve sizinle 10 yıllık bir işletme sözleşmesi imzalıyor. Size de yıllık satılan elektrik bedelinden %5 ila %10 arasında bir kar payı veriliyor. 10 yıl sonra da tüm tesisi size devredip çekip gidiyorlar. Aslında kazançlı bir model. Tabi burada arazi ne kadar büyükse sizin alacağınız kar payı da o kadar fazla oluyor. Yatırım maliyetini ortalama 7.1 yılda çıkaran güneş enerji santralleri için öngörülen ekonomik ömür ise 25 yıldır. Yani kalan 18 yıl boyunca tamamen kar. TEDAŞ Genel Müdürlüğü tarafından kabulü yapıldıktan ve yasal prosedür tamamlandıktan sonra santral devreye alınır. Üretilen elektriğin kullanım ve ihtiyaç fazlası enerjinin devlete satış işlemi de başlamış olur. Devlet ürettiğiniz elektriği 5346 sayılı yenilenebilir enerji kanunu kapsamında belirtilen fiyatlardan 10 yıl boyunca satın alma garantisi veriyor. Bu eskiden epey karlı bir oranmış arkadaşlar araştırmalarıma göre ama şu an epey dip bir orandan sizden satın alıyormuş devlet bu elektriği. Tabii arkadaşlar daha bitmedi. Ülkemizde bu alanda yatırım yapmak isteyen girişimcilerin desteklenmesi amacıyla geçmişte yatırım teşvik belgesi lisanslar izinler alındıktan sonra ilgili kanun hükümlerine göre teşvik belgesinde KDV muafiyeti ve gümrük vergisi muafiyeti de veriliyor. Bununla ilgili kararlar çok hızlı bir şekilde değiştiği ve bu işle ilgilenen insanların anlattığına göre artık yüzlerce değişim olduğu için son durumu yine bir araştırmanıza fayda olacak. Mesela 2018 yılında çıkan bazı kararlar yüzünden üretilen elektriğin satış fiyatı epey aşağılara çekilmiş. Böylelikle güneş enerji santrallerinin karlılığı da epey azalmış. Ek olarak ürettiğiniz fazla elektriği satmak için başvuru yaptığınızda trafo kapasitelerinin maksimum düzeyde olması dolayı da şu anda arkadaşlar genellikle geri çevriliyormuşsunuz. Bunun da bilgisini vereyim. Yani durum bazı YouTuber'ların anlattığı gibi değil. Özetle her zamanki gibi atı alan Üsküdar'ı çoktan geçti. Vatandaşa da arkasından bakmak kaldı. Tabii ki arkadaşlar büyük santral kurmak şu anda sıkıntılı ama hazır olan bir santrali de satın alabiliyormuşsunuz. En azından çatınıza ya da işte evinizin cephesine bu santrali kurarak ya da şanslıysanız çok büyük bir bahçeniz varsa bahçenizin bir kısmına, güneş alan bir kısmına bu santrali kurarak, küçük çaplı bir santral kurarak en azından kendi elektriğinizi arkadaşlar karşılayabilir ve üzerinde de çok böyle cüzi bir miktar para kazanabilirsiniz.
Yani o YouTuber'ların videolarda böyle deste deste para salladıkları gibi bir durum çok da söz konusu değil. Ev tipi elektrik üretimi için onu söyleyeyim. Güneş enerjisiyle para kazanma konusunda anlatacaklarım bu kadar. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve çan simgesine tıklamayı unutmayın. Diğer videolarıma da mutlaka bir göz atın.